bu videoda son zamanlarda yaşanmış en büyük kazalardan birini ve arka planındaki hikayesini anlatacağız. Piyasaya yeni sürülen ve satış rekorları kıran Boeing 737-800 MAX bu olaylardan sonra tüm dünya genelinde ground edildi. Uçuşları kesildi. Cava Denizi üzerinde uçağın başına gelenlerin hikayesi resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Yakın bir tarihe 29 Ekim 2018 tarihine Jakarta, Endonezya'da bulunan Soekarno Hatta Uluslararası Havaalanı'na gidiyoruz. Lion Air'e ait bir Boeing 737 MAX bir iç hat uçuşu gerçekleştirmek üzere hazırlanıyordu. 1,5 saatlik uçuşu gerçekleştirecek uçak Jakarta'dan kalkış yapacak, Java Denizi'ni kat ederek Bangka Adası'na gidecekti. Lion Air low cost, düşük maliyetli ve ülke içerisindeki hava taşımacılığında önemli rol oynayan bir şirketti. Bölge ufak adalardan oluştuğu için adalar arasındaki ulaşım kısa uçuşlarla ve dar gövdeli uçaklarla gerçekleştiriliyordu. Lion Air de her gün yüzlerce kısa iç hat uçuşu düzenleyen şirketlerden biriydi. Kısa şekilde uçaktan bahsedecek olursak, uçuşu gerçekleştirecek uçak Çinli bir şirketten kiralanmış Papa Kilo Lima Quebec Papa Kuyruk numaralı döneminin en yeni model uçağı, modern bir jet olan Boeing 737 MAX'ti. Uçak şirkette sadece 3 aydır hizmetteydi ve toplamda sadece 900 saat uçuş yapılmıştı. Verimlilik ve performans konusunda oldukça iddialı olan uçağın özelliklerine videonun ilerleyen kısımlarında tekrardan değineceğiz. Kaptan pilot koltuğunda 31 yaşında genç Hindistan uyruklu Behaviye Suneji oturuyordu. 7 yıldır hava yollarında görev yapan kaptanın 5200 saati Boeing 737 serisinde olmak üzere toplamda 6000 saat uçuş tecrübesi vardı. Yardımcı pilot koltuğunda ise Endonezyalı 4300 saati Boeing 737'de, toplamda ise 5200 saat uçuş tecrübesi olan 41 yaşındaki pilot Harvin'e oturuyordu. Uçuş 8 uçuş ekibi ve 181 yolcu, toplamda 189 kişiyle gerçekleştirilecekti. Yolcular arasında Maliye Bakanlığı'nda çalışan devlet adamları, avukatlar, savcılar ve polis memurları da bulunuyordu. Yolcuların neredeyse yarısı Endonezya devletine hizmet eden vatandaşlardan oluşuyordu. Hazırlıklarını tamamlayan pilotlar 2-5 sol pisti için giriş ve kalkış izni aldılar. Flaplar kalkış konfigürasyonunda 5 derecedeydi. Bu uçuş bacağında Pilot Flying kaptan olurken, kaptana yardımcı olacak pilot Pilot Monitoring yardımcı pilot olacaktı. Toga butonuna basarak motorlara kalkış için güç verdiler. Uçak pistte hız kazanmaya başladı. Yardımcı pilot 80 knot geldiğinde kaptan pilota sesli komut verdi. Kalkış koşusu esnasında Pilot Monitoring kaptana 80 knot geldiğinde V1 ve V-Rotate hızlarının call out'unu sesli şekilde vermek zorundadır. Bu uçuşta da gözetmen pilot yardımcı pilot olduğundan 80 knot'a ulaştıklarında yardımcı pilot 80 diye kaptana seslendi. Kaptan ve yardımcı pilotun önünde ayrı ayrı içerisinde hava hızını gösteren Primary Flight Display bulunur. Bu hava hızı göstergeleri farklı kaynaklardan beslenir ve pilotların kalkış koşusu esnasında değerlerin farklı gösterip göstermediğini anlayabilmek için cross-check edilmesi, karşılıklı kontrol edilmesi gerekir. Yardımcı pilotun hız göstergesi 80 knot'a geldiğinde kaptanın hava hızı göstergesinde 78 knot okunuyordu. Aradaki fark o aşamada çok az olduğu için kalkış koşusu esnasında pilotlar anormalliği fark edemedi. V1 ardından kalkış hızları geldi. Yardımcı pilot V-Rotate diye seslendi. Kaptan lövye geri çekerek uçağı kaldırmaya çalıştı. Ön iniş takımı yerden kesilir kesilmez uçağın stola gireceği durumlarda pilotun kumandasına titreşim vererek pilotu uyaran bir sistem olan Stick Shaker sistemi devreye girdi. Kaptan pilotun lövyesi titremeye başladı. Sorun olduğunu anlayan kaptan hemen göstergelerini kontrol etti. Dakikada 1000 feet alacak şekilde tırmanıyorlardı ve uçak 7 derecelik burun açısıyla tırmanıyordu. Pilotlar sorunun kaynağını anlayamadılar. Tırmanışa devam etmekten başka seçenekleri olmadığı için tırmanışa devam ettiler. Kaptan yardımcısına iniş takımını kaldır diye seslendi. İniş takımlarını topladılar. Fakat sorun hala devam ediyordu. Yolcular ve hava trafik kontrolörü pilotların yaşadığı sorundan o esnada haberdar değillerdi. Saniyeler içerisinde pilotlar ekranda hava hızlarının aynı olmadığı uyarısını aldı. Kaptan pilotun hava hızı göstergesi 164 knot gösterirken yardımcı pilotun hava hızı göstergesinde 173 knot değeri okunuyordu. Yardımcı pilot kalktıkları meydan olan Jakarta'ya geri dönüş isteyelim mi diye sordu. Fakat kaptan yardımcı pilotun sorusuna cevap vermedi. Her şeyden habersiz olan kontrolör pilotlarla temasa geçerek frekansı değiştirmelerini söyledi.
Diğer frekansla temasa geçtikten sonra kontrolör kendileriyle radar bağlantısı kurduklarını ve 27.000 fite tırmanışa serbest olduklarını söyledi. 1000 fiti geçiyorlarken yardımcı pilot altimetrenin de farklı değerler gösterdiğini fark etti. Hangi göstergenin hatalı olduğundan emin olamayan pilotlar hızlarını ve irtifalarını öğrenmek için kontrolöre hangi hızda ve irtifada olduklarını sordular. Kontrolör radardan bakarak 900 fitte olduklarını söyledi. Fakat o esnada kaptanın göstergesinde okunan değer 790 fitken yardımcı pilotun göstergesinde okunan değer 1040 fitti. Aletli kalkış sistemine göre pilotların kalkıştan sonra takip etmesi gereken belirli bir rota bulunmaktadır. SID Standard Instrument Departure dediğimiz çarta haritaya göre kalkıştan sonra pilotların soldan dönüş yaparak deniz üzerine doğru ilerlemesi gerekiyordu. Kalkıştan sonra soldan kuzeye doğru dönmeye başladılar. Yardımcı pilot kontrolörle iletişime geçerek uçuş kontrol problemi yaşadıklarını söyledi ve bu yüzden beklemeye girmeyi talep etti. Pilotlar beklemeye girdikten sonra uçaktaki sorunu çözmeyi amaçlamışlardı. Hızları gelince yardımcı pilot 5'te olan flapları önce 1'e ardından yukarı aldı. Arızayı düzeltmek için yardımcı pilot talimatların yazdığı uçağın Quick Reference Handbook'una baktı. Kitapçıkta yazan ilk maddeye göre pilotların yapması gereken ilk şey otopilotu devre dışı bırakmaktı. Otopilotu devre dışı bırakıp maddeleri tek tek uyguladılar. Fakat arıza hala düzelmedi. Kontrol listesi işe yaramamıştı. Pilotların girdileri üzerine uçak kendi kendine burun aşağıya trim sarmaya başladı. 2000 fitte sadece 600 metre yükseklikte olan kaptan uçağın burnunu kaldırmakta güçlük çekiyordu. Trim uçağın stabilitesinin artması için kullanılan ufak boyutlu uçuş yüzeyleridir. Bu küçük uçuş yüzeyleri Lövye'deki ağırlığı alarak pilotların iş gücünü azaltır. Küçük olmasına rağmen uçağın hareket kabiliyetinde de önemli etki sahiptir. Pilot girdisi olmadan uçak kendi kendine trim aşağıya sarmaya başladı. Kalkışta 6.1 derece olan trim ayarı kalkıştan sonra 3.8'e kadar düştü ve uçağın burnu trimle beraber aşağıya düşmeye başladı. İlerleyen aşamalarda uçağın bu komutunun sebebine detaylı şekilde değineceğiz. Hava hızları düşünce EGPWS yani geliştirilmiş yer yaklaşım ikaz sistemi düşük hava hızı uyarısı veriyordu. Pilotlar düzensiz şekilde 2000 fit ile 4000 fit arasında irtifa alıp veriyorlardı. Bu aşamada pilotlar kontrolörle temasa geçerek güvenli bir irtifa bilgim yok, tüm göstergeler birbirleriyle çelişiyor diye rapor verdiler. Peki verilen bu irtifanın sebebi neydi? Boeing Max uçaklarını geliştirirken MCAS Maneuvering Characteristic Augmentation System adında bir yazılım geliştirdi. Bu yazılıma göre uçak düşük hızlarda ve yüksek burun açısında stola girme yani havada tutunamama durumunda uçak otomatik şekilde burun aşağı trim saracak ve uçağı uygun açıya getirecekti. Bu olayda da yaşanan durumun sebebi MCAS'ti. Kaptan pilotun arızalı olan Angle of Attack sensöründen veri alan MCAS sürekli olarak burun aşağıya trim sarıyor ve nose down yani uçağı burun aşağı pozisyona sokuyordu. Kaptan pilot burun aşağı sarılması üzerine tekrardan trimi yukarı sarıyordu. Uçak irtifa alıyor fakat otomatik trim sisteminin aşağıya sarmasıyla tekrardan irtifa veriyordu. Bu aşamada MCAS sistemi 10 defadan fazla devreye girdi ve trimi en aşağı pozisyona sarınca pilotlar dik bir şekilde burun aşağıya Java denizine alçalmaya başladı. Saniyeler içerisinde 189 kişi bulunduran Boeing 737 Max kalkıştan sadece 11 dakika sonra denize düştü. Maalesef ki kaza sonucu uçaktakilerin tamamı hayatını kaybetti. Enkaz, kara kutulardan alınan sinyaller sayesinde 3 gün sonra tespit edilerek denizin 35 metre dibinden çıkarıldı. Kara kutulara sağlam şekilde ulaşıldı. Araştırmacılar kısa süre içerisinde sorunun MCAS sisteminden kaynaklı olduğunu düşünmeye başladı. Kazadan henüz bir gün öncesinde uçağın Angle of Attack sensörü değişmişti. Peki Angle of Attack sensörü nedir? Angle of Attack gelen hava ile uçağın kanadı arasındaki açıya verilen hattır. Angle of Attack uçaklar için oldukça önemlidir. Çünkü bu açı kanatların kaldırma kuvveti oluşturmasında doğrudan etkilidir. Sensör kritik pozisyona gelindiğinde pilotlara uyarı vererek uçağın ideal açıya gelmesini ve stola girerek uçağın düşmemesini sağlamaktadır. Uçakta ayrı ayrı 2 adet Angle of Attack sensörü bulunuyordu. Biri kaptanın tarafına bilgi verirken diğeri de FO'ya yani yardımcı pilota bilgi sağlıyordu. Fakat henüz bir gün öncesinde kaptan tarafına takılmış olan Angle of Attack sensörü arızalıydı. Ve teknisyenler bunu doğru şekilde test edip uçağa takmadıklarından arızayı anlayamamışlardı.
Hatalı sensör takıldıktan sonra ilk uçacak ekip Bali'den Jakarta'ya uçmuş, ardından uçağı yeni olan ekibe devretmişti. Bakımdan sonra uçağı teslim alan ilk ekibin aynı sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını araştırmaya başladılar. Sonuçlara göre bir önceki ekip de birebir aynı sorunla karşılaşmıştı. Kalkıştan hemen sonra onlarda da kaptan tarafındaki stick shaker devreye girerek pilotlara stall uyarısı vermişti. Fakat önceki uçuştaki kaptan öncelikle kendi tarafındaki göstergelerin hatalı olduğunu tespit etti. Daha sağlıklı olacağından kontrolleri yardımcısına devretti. Çünkü yardımcı pilot tarafındaki göstergelerde hata yoktu. Yardımcı pilot ne zaman aşağı trim sarsa MKS devreye girip uçağı burun aşağı sokmaya çalışmıştı. Önceki uçuştaki pilotlar sorunun trimden kaynaklandığını tespit ederek otomatik trimi sigortasını çekmişler ve sistemi devre dışı bırakmışlardı. Ardından sorun çözülmüş ve uçuşa devam etmişlerdi. Önceki ekibin o halde hem uçuşa devam etmemesi gerekirdi hem de indikten sonra angle of attack sensöründeki hatayı bildirmeleri gerekirken pilotlar uçağın technical log'una arızayı yazmamışlardı. Bu yüzden uçağa devralan ekip sorundan haberdar değildi. Peki bu MKS sistemi nereden gelmişti? Olayın en başına dönelim. Boeing firmasının en büyük rakibi Airbus, yeni çıkardığı A320neo New Engine Option uçaklarıyla piyasada fazlasıyla sipariş aldı. Airbus yeni çıkardığı uçakla daha çevreci ve daha verimli bir motor elde etmeyi başardı. Yakıt tüketimini ciddi şekilde azaltmışlardı. Yakıt fiyatlarının arttığı dönemde havayolu firmalarına az yakıtla birlikte düşük maliyet sunan Airbus, şirketler için çok büyük bir fırsattı. Boeing, pazarı Airbus'a kaptırmamak için yeni uçak tasarlamak yerine geliştirilmiş yeni, daha güçlü motorlarla Max serisini çıkardı. Ayrıca çıkarılan bu yeni seride pilotlar en baştan simülatör eğitimi almak zorunda kalmayacaklar. Ufak bir eğitimle 737 tip yetkisine sahip pilotlar direkt olarak bu seriye geçiş yapabileceklerdi. Yani pilotlara verilmeyecek olan ekstra simülatör eğitimleri de havayolu firmaları için maliyetleri düşüren faktörlerden başka biriydi. Fakat geliştirilmiş motorların boyutu sebebiyle yerden yüksek çok da uygun değildi. Bu yüzden motoru kanadın olduğundan daha yukarısına kaldırıp motoru daha ileri aldılar. Motorların yeni pozisyonu ve daha da güçlendirilmesi uçakta düşük hızlarda özellikle kalkışlarda burun kaldırma eğilimi yaratmaya başlamıştı. Bu yüzden Boeing mühendisleri uçağın kalkma eğiliminde olan burnu için yeni bir yazılım geliştirdi. Yeni geliştirilen sisteme göre uçak flaplar yukarıda, otopilot kapalı ve hücum açısı yani angle of attack fazlayken sensörden alınan veriler doğrultusunda otomatik olarak burun aşağı trim sarıyor ve uçağı olması gerektiği pozisyona geri sokuyordu. Fakat pilotlara bunun için özel bir eğitim verilmedi. Pilotların arkada çalışacak MK sistemiyle işlerinin olmayacağını, güvenlik sebebiyle bu sistemin yapıldığını düşünmüşlerdi. MK'sin nadir olarak devreye gireceği yazılsa da hatalı sensör olabileceği hesaba katılmamıştı. Bu kazada arızalı angle of attack sensörlerinden dolayı MKS sistemi 26 kere devreye girmiş ve burun aşağı trim sararak uçağı en son dik bir şekilde suya düşürmüştü. Araştırmalar devam ederken sadece 5 ay sonra Ethiopian Airlines'a ait başka bir Boeing 737 Max aynı sebepten düştü. 157 kişi de o kazada hayatını kaybedince aktif olarak uçmakta olan 300'den fazla Max uçağının hepsi ground oldu, operasyondan çekildi. Filosunu Max uçaklarından oluşturan havayolu firmaları ciddi şekilde maddi zarara uğradı. Boeing'in en çok satan uçağı 5000 kadar sipariş almış olan 737 Max uçağına olan güven oldukça azaldı. Yaşanan iki kaza sonrası 737 Max'te uçan pilotlara simülatör eğitimi verilmesi zorunlu hale getirildi. Boeing MKS konusunda detaylı bilgilendirici prosedürler yayınladı. Uçaktaki sorun çözüldükten sonra Aralık 2020'de uçağın tekrardan ticari seferlere çıkılmasına izin verildi. Havacılıkta unutulmayacak olaylar arasına giren Lion Air 610 sefer sayılı uçuşta hayatını kaybeden 189 kişinin arasında.